öğrencilerim, hepinize selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. Gençler, bugün sizlerle birlikte kampımızın ikinci günündeyiz. Üçüncü videosundayız ve üçüncü videonun konusuysa ardışık sayılar olacak. Bundan hemen önce sayı kümelerini bitirdik. Teklik çiftlik kavramını gösterdik. Şimdi ardışık sayılardayız arkadaşlar. Ardışık sayılar karşınızda hemen her anlamda, her konuda çıkabilecek bir kazanım türü açıkçası. Bakın konu bile demiyorum a ayrıca sadece kazanım türü diyorum. Çünkü TYT matematikte zaten bu özellikle ilk 12 konu içerisindeki şeylerin tamamı birer konu başlığı açmak açmaya bile gerek yok aslında. Sadece alet edevattır arkadaşlar. Asıl işlem problemler ve sonrasında başlıyor. AYT matematikte kullanacağın şeyler aslında bunlar. Ve bundan kaynaklı da bu kazanımları çok iyi oturtmak gerekiyor. Eğer ki bu kazanımları bunu temel gibi düşünebilirsin. Bu kazanımları çok iyi oturtursan artık o temelin üzerine istediğin kadar kat çık. Hiçbir şekilde yorulmazsın. Hiçbir titreşimde hiçbir depremde yıkılmazsın. Hiç endişen olmasın. Arkana yaslan ve olayları seyret diyeceğiz artık. Ama bunları iyi oturtmamız gerekiyor. Ardışık sayılarda izledik. Bu videonun hemen sonunda da yarın sevgili arkadaşlarım kampımızın 3. gününde ardışık sayılar temel kavramlarla diyelim artık. Temel kavramların gençler ÖSYM bakış testini ve hemen arkasından da SML bakış testini çözeceğiz sizlerle beraber. Artık hazırsanız kitabınızı açtıysanız karşınıza ben varsam elinizde de bir tanecik kalem olsa yeterli. Ne duruyorsunuz o zaman? Geçelim dersimize. Evet ikinci gün, üçüncü video dedik. Ardışık sayılar dedik. Hemen yaklaşalım ve konumuza bak başlayalım. Aralarında bir fark olan tam sayılara ardışık tam sayılar denir. Bak aralarında bir fark olacak. Yani ee, ardışık tam sayılar, biz hani aralarında bir fark oluyorsa aslında her sayı ardışık. Ama burada biz daha çok tam sayılarla ilgileneceğimiz için ardışık tam sayılar diyoruz. Tamam mı? Aralarında bir fark olan tam sayılara ardışık tam sayılar diyoruz. Yani e, müfredatımızdaki kazanım bu. Örneğin eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 sayıları ardışık 5 tam sayıdır. X tam sayı olmak üzere. X de X artı 1. Bunlar ardışık 2 tam sayı arkadaşlar ama X tam sayı olacak. Mesela 2X de 2X artı 2 hocam. Bunların arasında 2 fark var. İşte 2X zaten hani 2 n'den aklında kalsın. Bir önceki konuda ne demiştik? Çiftliğin temsiliydi. E burada 2 ekleyerek o zaman bir başka çift daha elde etmiş oluyor. Ve böylelikle bunlara da ardışık çift tam sayıdır diyoruz. E, 2x eksi 1 2n eksi 1'den aklına kalsın tekliği temsil ediyordu. E, 2 eklemişiz 2x artı 1 bulmuşuz. E, 2 eklediysek o zaman bunun ardılını bulmuşuzdur. Ardışık 2 tek tam sayıdır diyoruz. Şimdi 29. örneğimize bir bakalım gençler. x artı 4 ile 2x eksi 8 sayıları ardışık 2 tane çift tam sayıymış. Bak çiftmiş bunlar. Tamam mı? Genelde yapılan hata bak. Bu öğrenci yapar demiyorum. Ben de yapıyorum bazen o hatayı. Vallahi billahi bak ben de yapıyorum okumayı kaçırıyorum. Yani çift yazıyor. Ben çifte göre çözmüyorum. Çözmüyorum bazen. İşte bir ekleyerek buluyorum falan ama çift dediği için 2 ekleyeceğiz değil mi biz? O halde ne diyelim? x artı 4 ve 2 x eksi 8, 8 diyorsak hangisinin küçük, hangisinin büyük olduğunu da bilmiyoruz. O zaman bir kabulle başlayalım. x artı 4 küçük olsun. Eğer bu küçükse ben buna 2 eklersem yani x artı 6 olursa diğerine eşit olabilir. Veya veya eğer bu büyük bu küçükse o zaman bundan 2 çıkarırsam diğerine eşit olabilir. Yani x artı 2 eşittir 2x eksi 8 olabilir diyeceğiz bu sefer de. Pekala şimdi denklemi çözelim. X'i aldım sağ tarafa gönderdim. X kaldı eksi 8 bu tarafa geçerse 14 olur x'i e, aldım diğer tarafa gönderdim x kaldı x 8'i bu tarafa aldım 10 oldu yani x'in alabileceği değerlerden bahsetmişti 2 tane değer alacakmıştı o yüzden x'in alabileceği değerler demiş çarpımını soruyor bize 14 ile 10'u çarparsak doğru cevabın 10 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla tabii ki söyleyebiliriz geçtim 30'a 2x artı 11 ile 3x eksi 14 sayıları ardışık 2 tek tam sayıymış ardışık 2 tek tam sayı unutmayalım demek ki aralarında 2 fark var İkisinin alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş bu sefer. Şimdi hangisinin küçük hangisinin büyük olduğunu bilmediğimiz için yine 2 ekleyip 2 çıkarma metodunu kullanabiliriz. Varsayalım ki bu küçük olsun. Küçükse eğer 2 eklersem yani 2x artı 13 olursa diğerine eşit olabilir. 3x 14'e eşit olabilir. Peki ya büyükse o zaman 2 çıkarırsam yani 2x artı 9 yaparsam diğerine eşit olabilir. Ya bu dedik ya da bu. Değil mi? Şimdi geldim buraya. 2x'i bu tarafa atarsam x gelir. 14'ü diğer tarafa alırsam 27 yapar. 2x'i buraya alırsam x kalır. Eksi 14'ü bu tarafa alırsam da 14 artı 9'dan 23'ün ta kendisi olur. İşte bunları bu sefer çarpımı sorulmuştu az önceki soruda. Şimdi toplamı sorulmuş. 27 ile 23'ün toplamı bana neyi verecektir? Tabii ki de 50'nin ta kendisini verir. Peki devam edelim. Kazanın bakış 31 ile AB'den BDC'den küçük olmak üzere ABC ardışık doğal sayılardır denilmiş. A kere B artı C işleminin sonucu soruluyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu tarz ifadelerde klişeleşmiş sorulardır bunlar. Bu tarz ifadelerde şunları tek bir payda haline getirecek şekilde yani bileşik kesire dönüştürme gibi şöyle yapalım. 1 ile A'yı çarptım A 1 çıkarttım. A eksi 1 bölü A geldi. Çarpı devam ediyorum. Aynı işlemi burada da yapacak olursam bu sefer de b eksi 1 bölü b gelecektir. Ve aynı işlemi yapıyorum. 1 ile c'yi çarptım c. 1 çıkardım c eksi 1 bölü c oldu. Eşittir 5 bölü 6 etti. Tamam mı? Şimdi ne yapacağız? E hocam bu a b'den b de c'den daha küçük değil miydi? Ve bunlar neydi? Ardışık doğal sayılar. Aralarında bir fark var yani. Aralarında bir fark var. Şimdi ben B'den 1 çıkarırsam A'yı bulurum. C'den 1 çıkarırsam B'yi bulurum. Şimdi C'den 1 çıkarınca kaçı buluyordum? B'yi buluyordum değil mi? B'den 1 çıkarınca da A'yı bulmuyor muydum? E çok güzel demek ki buradaki B-1 A'ya C-1 de B'ye eşitmiş. O halde buradaki A'lar ve buradaki B'ler giderse A-1'in A-1'in C'ye oranı kalır. Bu da 5 bölü 6'ymış. Şimdi gençler C neydi? A'nın 2 fazlası değil mi? O halde A-1'i aslında ben A artı 2'ye oranlayınca C gördüğüm yere A artı 2 yazdım. 5 bölü 6 geliyormuş. İçler dışlar yaparsam 6A-6 5A artı 10'a eşittir diyebilirim. Tamam mı? Şimdi ne yapacağız? İlkokuldan beri yaptığımız şeyi bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 5A'yı bu tarafa aldım. A-6'yı diğer tarafa aldım. 16 geldi. Bak bu 16 ise bu vatandaş. Bu 17'dir. Bu da 18'dir. Artık her şey ortada. A ile B'yi çarpıp üzerine C ekle demiş. Yani 16 ile 17'yi çarp üstüne de 18 ekle demiş. Şimdi tabi bu bir seçenek. 16 ile 17'yi alt alta şöyle çarparsınız. Bulduğunuz sonuca da 18 eklersiniz. Yanlış bir işlem değil. Açıkçası utanılmaması gereken bir işlem. Çoğu zaman ben de yaparım. Ama burada size şöyle bir taktik göstereyim. Şimdi burada ne var? 16 tane 17 var değil mi? 16 tane 17 artı 17 artı 1 yazarsam ben 18'i Bak 16 tane burada 17 vardı Bir tane de burada 17 tane oldu 17 tane 17 zaten 17'nin karesidir Ki 17'nin karesi dediğimiz şey nedir arkadaşlar? 289'dur Buna bir de 1 ekleyecekmişiz O halde cevabımız 290'ın ta kendisi Eğer e, sayıların kareleriyle eğer içli dışlıysan biliyorsan işte 26'nın karesidir, 24'ün karesidir, şunun karesi, bunun karesi. Hani yeteri miktarda sana kadar olan bir yeri biliyorsan ee, bu tarz işlemlerden çekinmeyeceksin. Hemen dalacaksın. 32. kazanın bakıştayız. Yine AB'den BDC'den küçük ve ABC bu sefer neymiş gençler? Ardışık tek tam sayılar. Güzel şimdi bunlar ardışık tek tam sayı. Ben yine az önceki taktiği uygulasam yani şunu da şunu çarpıp üzerine 2 eklesem A artı 2 bölü A gelse çarpı burası B artı 2 bölü B olmaz mı? Burası da C artı 2 bölü C midir arkadaşlar? Eşittir neymiş bu da? 9 bölü 7'nin ta kendisi. Pekala. Şimdi bu sefer yine AB'den BC'den küçük ama aralarında iki fark var. Bunu biliyoruz. Yani ben A'ya 2 eklersem B'yi ve B'ye 2 eklersem de C'yi elde edeceğimi biliyorum. Bak B'ye 2 eklemişim C olmuş burası. A'ya 2 eklemişim burası da B olmuş. Artık B'lerin ve C'lerin gittiğini görüyorum. Geriye sadece ama sadece C artı 2'nin A'ya oranı kalmış oldu. O halde yazalım. C artı 2 bölü A. Şimdi bölü A yazmaktan ziyade şöyle bir şey yapsam nasıl olur sizce? Bölü A yazmayacağım. Şöyle yapacağım. Ee, şimdi ben A'nın C'den 4 eksik olduğunu bilmiyor muyum? Ardışık tekti bunlar. O halde ben buraya C eksi 4 yazarım. A gördüğüm yere eşittir 9 bölü 7 derim. İçte arışlar yaparsam 7C artı 14 eşittir 9C eksi 36 yapar. Burada 2C kaldı 7C'yi sağ tarafa alınca. X 36'yı diğer tarafa alınca 50 oldu. Ve böylelikle de 25 gelmiş oldu. Şimdi bu 25 ise bu 23'tür. Bu da 21'dir. Bak çok öğrenci var şunu yapan. Bunu 25 buldu ya. Her şeyi işlemleri doğru yaptı. Hiçbir sıkıntısı yok. Tek olduğunu falan unutmadı. Ama sonuna geldi şöyle yapıyor bak. 25 o zaman bu 24'müş bu da 23'müş diyor mesela. N dikkat edin biraz ne olursunuz. Tamam. Bunların toplamı da 21, 23, 25'in toplamı 69'u verir bize cevap budur. Kolay yoldan toplamak isteyen varsa da eğer ardışıksa herhangi bir şekilde ardışık, tek ardışık, çift ardışık, 3'ün katı, 5'in katı, 7'nin katı fark etmez. Tam ortadaki terimi terim adediyle çarptığınız zaman toplamı bulmuş olursunuz. 23 ile 3'ü çarparak ben 69'u buldum haberiniz olsun. Tamam 33. kazanın bakıştayız. 3'ün katı olan ardışık 5 tane tam sayının toplamı 210 olduğuna göre bu sayıların en büyüğü. Şimdi 5 tane sayı varmış. En rahat nasıl çözersin bu soruları? 1 2 3 4 5. Bunları toplayınca 210 geliyormuş ya. Ardışık oldukları için yani herhangi bir şekilde ardışık. Burada ne diyor? Ardışık 3'ün katı diyor. Ben 210'u 5 tane sayı olduğu için sayı adedine bölerim. Sayı adedine böldüğüm zaman da 42'yi bulurum. Bu bana tam ortadaki sayıyı verecektir. 42. E bunlar ardışık 3'ün katı değil miydi? O zaman mesela bu 39'dur. Mesela bu 36'dır. Veya bu 3 fazlası 45'tir. 3 fazlası 48'dir. Benden hangisi istenmişti? Bu sayıların en büyüğü istenmişti. En büyüğü 48'di. Doğru cevap da buydu. Şimdi bunun varyasyonlarını görelim seninle beraber. 9. sayfadayız. 34. kazanım bakış. Ardışık bu sefer 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sayımız var. Bunları toplayınca 144 yapıyormuş. Şimdi o zaman ne diyeceğiz hemen? 144'ü ben 8'e böleceğim. 144'ü 8'e böldüğüm takdirde 14'ün içerisinde 8 bak şuradaki 14'ün içerisinde 8 bir defa kalan 6 değil mi? 64'ün içerisinde 8 defa 18 geldi. Şimdi bak bunlar bunlar tek tam sayılardı. Ve dikkat ettiysen 8 tane sayının tam ortasında sayı da yok. Yani şu desen şuna haksızlık olur. Buna tam ortada desem buna haksızlık olacak değil mi? İşte bunların tam ortası aslına bakarsan şurasıdır. Yani şurasıdır. Aslında burası 18'dir. E bunlar ardışık tek değil miydi? O halde bu 19'dur derim. Hemen bitişindeki sayı. Bu da 17'dir derim. Tamam. 17 ile 19'un aritmetik ortalamasıdır çünkü 18. O halde bu 21'dir, bu 23'tür, bu 25'tir. Sol tarafa devam ettirelim. Bu 15'tir, bu 13'tür, bu 11'dir. Bizden hangisi isteniyordu? En küçüğü. En küçüğü 11'dir arkadaşlar. Tamam. Bu kadar basit. Daima bu yöntemi uygulayın ki bu yöntem az önce bak ben bu yöntemi tersten çok fazlasıyla uyguluyorum burada ne demiştim 21 23 25 bunları toplarken demiştim ben şunu yapıyorum tam ortadakiyle terim adetini çarpıyorum e bunların toplamını mesela 69 bulduk değil mi toplayınca 69'u 3'e böl 23 gelir bak tam ortadakini verir daima tamam tersten de çalışır düzden de çalışır soruların içerisinde sıklıkla kullanabilirsin. İki basamaklı ardışık dört tane tek doğal sayı bu sefer. Bir, iki, üç, dört tane. Ve tekmiş bunlar. Toplamı kaç farklı değer alır diye sorulmuş. Toplamı kaç farklı değer alır diye sorulmuş. He. Şimdi o zaman orada duralım bir. Burada en küçük ardışık e, dört tane sayı yazsam tek olanları. 11, 13, 15 ve 17'dir değil mi? Bunların tam ortasındaki sayı da şuradaki 14'tür. 4 tane sayımız olduğu için bunların toplamı da 56'dır. 4 kere 14'ten 56'dır. Peki 56 ya ben bunlardan bir tanesini şöyle hani ardışık oldukları için bak ardışıklardı unutma. Mesela burası 11 iken ardışık olacakları için ben bunu 13 seçsem bu 15 olsa bu 17 olsa bu 19 olsa ardışık olacakları için bozmamak gerekiyor. Ben bunları toplarsam e bu sefer burası 16'dır. 16 kere 4 64'ü verir. Yani ikinci alınabilecek değer 64. Hocam böyle böyle gidelim mi? Yani sonuna kadar gidelim mi? G gitmeyeceksin tabii ki. Yani ee, böyle olmaz. Yani çünkü 90'lara kadar deneyeceğim mi bunu? 99'a kadar gidene kadar deneyeceğim mi? Denemeyeceğiz. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar unutmayın. Şimdi ben burada 11, 13, 15, 17 seçtim. Mesela bunu şöyle düşünün. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye düşünelim. Tamam mı? Sayıyı küçülttüm ben size gösterebilmek. Ardışık 4 tane sayı seçmek lazım. Şöyle seçebilirim. Şöyle seçebilirim. 3'ten başlayıp 6'ya kadar seçebilirim. 4'ten başlayıp 7'ye kadar seçebilirim. Kaç tane seçim yaptım? 4. Bak kaç tane seçim yaptım? 4. 4 tane ise bunu kolay yoldan saymanın bir yolu var mı? Var. Bak 1, 2, 3, 4'ü ilk seçebildiğim buydu. Son seçebildiğimde 4, 5, 6, 7. Şimdi neyle başladım? Birle. Peki bitirdiğim takdirde başlangıç sayım kaç? Dört. O zaman burada kaç tane seçim varmış? Dört tane. He. O zaman ben en büyük dört tane tek tam sayıyı buraya yazsam. 99, 97, 95 ve 93 olacak şekilde buraya yazsam acaba? Değil mi? Bunların toplamını bulmaktan ziyade e şurayı 11 ile başladım. 13 oldu. 15 olacak. 17 olacak. 19 olacak. 93'e kadar gideceğiz ve son bulacak. Demek ki 11'den 93'e kadar kaç tane sayı var bunu düşünürsem eğer sonucu da bulabilirim. Peki 11'den 93'e kadar kaç tane sayı vardır? Bunu bulmanın da yolu şudur ki birazdan da bunların formüllerini göreceğiz. 93'ten 11'i çıkaracaksın. Bu sayılar ikişer ikişer arttığı için 2'ye böleceksin ve 1 ekleyeceksin. O 1 çıkardığımız 11 aslında. Pekala yani 93'ten 11 çıkarsa e hocam 82 kaldı. 82'yi 2'ye böldüm. 41. 41'e 1 ekledim. Doğru cevabın 42 olduğunu gözünü gere gere söyleyebilirsin artık. Şimdi terim sayısı ve sonlu toplamdayız artık. Terim sayısı ve sonlu toplam. Şimdi terim sayısı formülümüz nedir? Terim sayısı formülümüz eğer ardışık düzende böyle arka arkaya peşi sıra gelmiş sayı dizilerin varsa senin Son terimi buluyorsun, ilk terimi buluyorsun. Son terimden ilk terimi çıkardın, artış miktarını böldün ve bir ekledin. Aslına bakarsan en son yaptığımız işlem bu. 93'ten 11'i çıkardım, artış miktarına böldüm ve bir ekledim. Tamam çıkan sonuca da bir ekledim. Peki sonlu toplam, yani e, biz bu az önce terim sayısını merak ettiğimiz dizinin acaba toplamını elde edebilir miyiz? Tabii ki elde edebiliriz. Şöyle ki, hani terim sayısını burada bulmuştun ya şu maviyle gösterdiğim, bu sefer burada çarpan olacak. Terim sayısı çarpı son terimle ilk terimi toplayıp 2'ye bölüyorsun bu sefer de. Şimdi birazdan bunları kullanacağız. Ardışık sayıların sonu toplamları. 1'den n'ye kadar ardışık biçimde artan sayılarımız varsa bunların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Tamam. Eğer ki bunlar ardışık çift sayılarsa ve 2 de son buluyorsa bak son bulan sayı yani şu 2n var ya sondaki sayı. O çok önemli bizim için son terim. Buradan n'yi elde ediyorsun. Neyi elde ettikten sonra n çarpı n artı 1 sana sonlu çift sayıların toplamını veriyor. 2'den başlamak suretiyle. Yine teklerde son terimimiz 2n-1 iken bu sefer de neyi elde ediyorsun? Neyi elde ettikten sonra cevap n kare olacak diyoruz. Karşına çok fazla miktarda çıkmayacaktır. Ama ola ki çıkar, ola ki aslında ÖSYM veya denemeler veya işte herhangi bir yerde girdiğin sınav e, senden bu kazanımı istemiyordur ama bu kazanım senin işine yarıyordur. Bu kazanımı unutma o yüzden. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, n'in karesine kadar olan kareler toplamının formülü n çarpı n artı 1 çarpı 2 n artı 1 bölü 6 ile bulunur. Ve küpleri de aynı şekilde küplerin toplayacak olursan da şuradaki n çarpı n artı 1 bölü 2 vardı ya onu yazıyorsun karesidir diyorsun. Tamam bunun da formülü bu. Şimdi hemen örneklerle bunları açıklığa kavuşturalım. Aşağıdaki soru toplamların sonuçlarını bulunuz demiş 36. kazanım bakışta. Hadi bulalım. 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamı. E tabii ki 19 çarpı 20 bölü 2'dir. N çarpı N artı 1 bölü 2'ydi bunun formülü değil mi? Şurası olmadı hemen düzelttim. Bölü 2'dir. Bu da 22'ye böldüm 10. 10 kere 19 bana 190 cevabını verecektir. Bu 1. Geldim 2'ye. 2, 4, 6, 50'ye kadar olan sayıların toplamı. Şimdi bu da şurası neydi formülde? 2n miydi? 2n 50 ise n kaçtır? 25'tir. Formülümüz neydi? n çarpı n artı 1. O halde 25 kere 26 bana cevabı verir ki bu da bana 650'nin ta kendisini verir. Devam ediyorum C şıkkıyla. 1, 3, 5 bu da tekmiş değil mi? Şurada neydi formülde? 2n-1 miydi son terim? 2n-1 eğer 29 ise n burada 15'tir. Formülümüz neydi? 15'in karesi n'in karesiydi. 15'in karesi de bana 225'in ta kendisini verecektir. Devam edelim d ile. 1'in karesi eksik değil mi? 1 yani bir ama 1'in karesi sonuç olarak. Ben oraya 2 yazsam ne değişir? Bir şey değişmez. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün üçünün... karesi. Nereye kadar? 12'nin karesine kadar. Formül neydi? n çarpı n artı 1 çarpı 2 n artı 1 bölü 6. O halde n'imiz burada kaç? 12. 12 çarpı bir fazlası. 12'nin 2 katının bir fazlası. 25 bölü 6 diyeceğim. 6 ile 12'yi sadeleştirdim. 2 geldi. 2 kere 13 26. 26 kere 25 üst tarafta bulmuştuk zaten. 26 kere 25 650 idi. Cevabımız budur dedik. Devam ediyorum. 1 bir yerine birin küpü yazsam olur mu? Birin küpü, 2'nin küpü, üçün küpü. Bu da küpler toplamı neydi formülü? N çarpı N artı 1 bölü 2'nin karesiydi. O halde 15 çarpı 16 bölü 2'nin hop karesi dedim. Bu da 16 ile 2'yi sadeleştirdim. 8, 8 kere 15, 120 yapar. 120'nin karesiymiş cevap. 120'nin karesini bulmak için de şunu yapabilirsin. 12'nin karesi çarpı 10'un karesi. Şu 10 Sondaki 0 aslında bakarsan. 12'nin karesi 144, onun karesi de 100 çarparsak 14400'ün ta kendisini elde etmiş oluruz. Bunda cevabı buymuş. Bir de F şıkkına bakalım. 4, 8, 12. He, 4'er 4'er artıyor. O zaman burada kaç tane terim olduğunu bulmak gerekiyor önce. Terim sayısını bulalım. 96'dan 4'ü çıkardım. Son terim eksi ilk terim. Bölü artış miktarı artı 1 dedim. Bu terim sayısı. Çarpı son terim 96. İlk terim 4. Bölü bir de ne diyeceğim? 2 diyeceğim. Tamam. Evet cevap bu. Bakalım şimdi. 96'dan 4'ü çıkardım. 92. 92. Ee, daha sonrasında ben bunu 4'e böldüm. Ne geldi? 23. 23'e 1 ekledim. 24 yaptı burası. 24 çarpı 96 ile 4'ün toplamı 100'dür. Bir de bunu 2'ye böleceğim. 2 ile 24'ü sadeleştirdim. 12. 12 kere 100 bana 1200'ün ta kendisini vermiş oldu. Evet. Gençler. Yani eee yapılan işlemlerde bazen böyle ben öğrenciyken hani yaşımda genç demeyelim orta yaşlıyım diyelim artık. Yani YouTube'a ilk başladığım zamanlarda gencim falan diyebiliyordum ama eee hani şöyle bir durum var. Ben de öğrenciyken ki öğrencilik yıllarımda işte lise öğrencisi olduğum yıllarda 2008'lere falan tekabül ediyor. Sizin kadar hızlı yaşamıyorduk. Eee günün şartlarından kaynaklı ama biz de hızlıydık yani ders çalışan hızlı tayfa atlandık. Yani başarılıydık sınıfımız falan başarılıydı. Şimdi şöyle e, bu tarz soruları çözmek Angarya gelirdi. Hani ciddi anlamda. Derdik lan ne gerek var ya? Hani şunları da çözdürmezsin be reis. Yani hani yapmayalım ya. Bu soruları atlardım. Ve ben bu soruları atlardım, 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 denemeye giderdim. Abuk subuk bir yerden bu işlemi yanlış yapmışım abi. Ha mesela işte işte 1'den 29'a kadar olan tek sayılar diyor ya formül N kare. Yapıştırmışım 29'un karesini. Lan abi biraz dikkat etsene işte o öyle değildi ki. İşte bundan kaynaklı bu alıştırmalar bizim aslında bakarsanız var ya böyle elimiz ayağımız gençler. Ciddi anlamda bu alıştırmaları yapmak zorundasınız. Ne demiştim bir önceki videonun başında? Temel sağlam olmalı. Temel sağlam olursa süre istediğin kadar katı çıkabilirsin. Devrilmezsin. İstediğin sarsıntıyla sarsıl. Hiçbir şey olmaz sana. Sen dimdik ayakta kalırsın. Bir şey olmaz ama yeter ki temel sağlam olsun. Üstüne ondan sonra ÖSYM bakışı mı çözüyorsun? Çöz. SML bakış mı çözüyorsun? Çöz. Barışça bakış mı çözüyorsun? Çöz abi sana bir şey olmaz ki. Olmaz. Sen buralarda takılmazsan eğer ileride sana hiçbir şey olmaz. Bundan kaynaklı bizim en çok takıldığımız yerler özellikle de Böyle net seviyeleri biraz daha yüksek olan ama sınava hazırlanan tayfadan bahsediyorum. En çok takıldığımız yerler bu işlem hataları. En çok takıldığımız yerler işte bu alıştırmaları es geçtiğimizden kaynaklı bilgi eksikliklerimiz. Aman gençler buralara dikkat edelim diyelim ve derse devam edelim. Şimdi 37. kazanın bakıştayız arkadaşlar. Birden n'ye kadar olan ardışık doğal sayıların toplamı g ve birden 11'den özür dilerim eee N'ye kadar olan ardışık doğal sayıların toplamı da H'mış. G ile H'ın toplamı 251 olduğuna göre N kaçtır? Şimdi bak iyi dinle. 1, 2, nokta nokta nokta, 10, 11, 12, nokta 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 N. Bunu bu şekilde yazdım. Bu toplam neye eşitmiş? G'ye. Tamam güzel. Şimdi diğeri de H 11'den N'e kadar olan sayıların toplamıymış. Bu da neymiş? H. Ve ben bunları topladığım takdirde, şöyle gösterelim. Bunları toplayınca arkadaşlar, ne buluyormuşum? 251. Şimdi, burası 251, okey. Bunda bir sıkıntımız yok değil mi? Ben şöyle bir şey yapsam. Buraya da 1 artı 2 artı nokta 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 10 eklemiş olsam. Tamam mı? Toplamda ne kadar ekledim? 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı kadar. Yani 10 çarpı 11 bölü 2 kadar ekledim. Yani 55 kadar ekledim. O halde bunun sonucu da 55 fazlası çıkmaz mıydı? Çıkardı değil mi? Peki bunların toplamı ne yapar? 306 yapar. 306. Şimdi iyi dinle beni. Sadece ama sadece üsttekinin toplamı. Birden neye kadar olan sayıların toplamı olduğu için. N çarpı N artı 1 bölü 2 değil miydi? Aynen. Peki bu toplam neye eşit olacaktı? 306'nın yarısına. Neden? Çünkü hem bunu hem bunu toplayarak 306 buldum. Dolayısıyla bu toplam 306'nın yarısına eşit olacak. E şimdi bakıyorsun bölü 2 bölü 2 var. E görmezden gel. Peki ardışık iki sayının çarpımı 306 ise abi küçüğü 17'dir. Büyüğü 18'dir. En kaçtır diye sorulmuştu. Biz burada neyi elde ettik? Neyimiz 17'ymiş gençler. Tamam. Ve geldik. ilk bölümümüzün ya yani ilk bölüm demeyelim. E, temel kavramların artık son sorusuna. Gençler hemen buradan sonra turuncu sayfalarımız başlayacak ve ÖSYM bakışlara geçeceğiz asıl bizi ilgilendiren sorularla e, içli dışlı olacağız ve 41 tane de soru var. Hadi hayırlısı diyelim. Senin için biraz zorlu olacak. Benim için de öyle. <laughs> Hadi bakalım. Çözelim sorumuzu. Şimdi abi diyor ki 1, 3, 5, 7, 9, ardışık tek sayıları yazılmış. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kat. Yani ne diyor? En katlı piramit şeklinde gibi gökdelenin kat numaraları yukarıdan aşağı doğru ardışık olarak artmakta. Her katta oda sayısı 1 artmakta ve oda numaraları ardışık tek sayılardan oluşmakta. Güzel. 371 numaralı oda kaçıncı kattadır? Hmm. Nereden bilek? Değil mi? Burada güzel bir şeyler fark edilebilir mi? Şimdi bazen bir şeyleri fark edebilmek için olayları biraz daha karmaşıklaştırmak gerekiyor. Ben o karmaşayı şu şekilde yaratmak istiyorum sana. Burası 19'du ya devam ettirsem ben bunu yani 5. kata geçsem. 5. kat belki farklı bir şey hissederiz, farklı bir şey buluruz değil mi? 5. katta. Bak. 21 23 25 tam ortada kalacak. 27 29. Bunda burada tam ortadaki sayı bu. 25 5 9 3 1 1 Ha bak. 1. kat karesi 1. 3. kat karesi 9 burada. 5. kat karesi 25 burada. Hmm, peki 371 numaralı odada odanın bulunduğu katta acaba bir sayının karesi var mı? Yani ben şunu düşüneceğim o zaman. 371 civarında karesel olan bir sayı düşünmek zorundayım. Mesela mesela 19'un karesi kaçtır abi? 361 değil mi? Güzel. Şimdi 361 buradaysa eğer 371 de bu katta olmayacak mı? Mesela 2 artırdım. 363 365 367 369 371 bu daha devam ediyordur da. Tamam mı? Ve 371 nolu odanın bulunduğu katla 361 nolu odanın bulunduğu kat aynı yerde değil miymiş? Aynı yerde. E o halde ben katın karesini alarak kat numarasının karesini alarak burayı elde ediyorsam 19'un karesini alıp 361'i elde ettiğime göre demek ki tüm bunlar 19. kattadır diyebiliriz. Yani cevabımız 19 olacaktı sevgili gençler. Evet artık ÖSYM bakışa geçiş yapabiliriz. Tabi bir diğer videoda yani yarın ÖSYM bakışlarla karşınızda olacağız. Hocam bu sorular hakkında çok fazla detaylı bilgi vermediniz. Aslında verdik barış hocanızla beraber çektiğimiz videoda ee, bunlar hakkında bilgi verdik. ÖSYM'nin bakış açısından e, görmeye çalıştığımız sorular bizim bunlar ve e, sizden ricam bu soruları nasıl çözeceğiz? Yani hani ben tabii çözeceğim sizlere sunacağım da siz bana gelmeden önce mi çözmelisiniz? Yoksa benle beraber mi çözmelisiniz arkadaşlar? Sizden ricam benle beraber hareket edin. Yani oturun ben burada videoyu e, çek, videoyu çektikten sonra videoyu açtığımız karşınıza ben birinci soruyu okudum anladım sana anlattım olayı dur dur kendin çöz lütfen rica ediyorum. Tamam kendin çöz daha sonrasında eğer çözemedin mi devam ettir çözümü çözdün mü geç ikinci soruya bu kadar basit tamam senden bunu yapmanı rica ediyorum çok fazla gelişeceksin eğer bunu yaparsan. Ne biliyorsan bak ne biliyorsan ikiye katlayacaksın bildiklerini. Ee, hocam hani kendimizde çözsek olmaz mı? Tabii ki kendinle çözeceksin ama ödevlendirme kısmında ben sana ödevini verince sen gideceksin ödevini yapacaksın. Ödevlendirmeyi nereden yapıyoruz bu arada hocam? Ödevlendirmeler Barış Yayınları TYT Matematik Soru Kitabı'ndan olacak. Sen oradaki ödevlerini kendi başına çözebilirsin sıkıntı yok. Tamam. Günümüzde en çok ama en çok öğretmenlerin öğrencilerden şikayet ettiği şeyi söylüyorum bakın size. Çalıştım mı çalıştım. Ya yani diyor, diyorum ki çalıştım mı diyorum çocuğa diyor çalıştım diyor. Neler yaptın diyor şu soru bankasını bitirdim bunu bitirdim şunu yaptım bunu yaptım. Peki diyor nasıl bitirdin diyor. Çözemediğimin videosunu izledim çok güzel. Şimdi olay aslında yani bizim zamanımızdaki öğrencilerle bu zamanki öğrencileri birbirinden ayıran en güçlü faktör bu. Bizim zamanımızda video çözüm diye bir şey yoktu. Ne uygulama çözümü vardı, ne YouTube'da kimse soru çözüyordu, hiç kimse bir şey yapmıyordu. Ve doğal olarak ben bir soruyu çözemiyorsam ya o soruyla böyle inat ederek, üstüne giderek, kafa tutarak o soruya bir şekilde çözüyordum ya da gerçekten çözemiyorsam 3 gün sonra, 5 gün sonra artık matematikçi ne zaman müsait olursa, Serdar Hoca ne zaman müsait olursa onun yanına gidiyordum. Bir sigaralı bir sigarasız öğretmenler odası vardı. O sigara kullanıyordu. Ben sigaralı öğretmenler odasına kendim içmediğim kendim içmediğim halde ağzımı, suratımı, burnumu şöyle kapatıyordum. Gidiyordum yanına oturup sorularını çözüyordum. Yani sorularımı çözdürüyordum. Tabii teknolojinin gelişmesiyle beraber artık bir kitabın çözümlerini 3-4 farklı hoca falan yapıyor ve sen internet paketinde yüksek ihtimalle sınırsız veya sınırsıza yakın bir şeydir. Abi tıklıyorsun, açıyorsun, izliyorsun. Bu mükemmel bir olay. Buna kesinlikle laf etmiyorum ki aynı şeyi ben de yapıyorum zaten. Buna kesinlikle laf etmiyorum ama öğrencileri bizim zamanımızdaki öğrencileri bu zamanki öğrencilerden ayırt eden en büyük faktörü şimdi söylüyorum. Şudur hocam biz zamanında oturup o soruyla inat edip o soruya kafa tutup o soruyu çözdüğümüzde o sorunun çözümünü asla ama asla bir daha unutmuyorduk. Ama şimdiki öğrencilerimiz maalesef bak maalesef yani ben öğrencileri kötülediğim için söylemiyorum. Şartlar bunu gerektiriyor maalesef. O yüzden de size tavsiyem şu. Ne kadar teknolojiden biraz kendinizi ayırın. Biraz uzak durun o telefondan. Yani ee, hemen bakıyor soruya. Hmm, anlamadım. Hemen çözüme bakıyor. Böyle olmasın. Uğraş o soruyla ya. Ne demeye çalışıyor uğraş. Yani mesela ben bu kitabın tahsihlerini, çaprazlarını yaptım. Ya bunlar ne demek? Kitabın düzeltilerini yaptım. Ve bu kitabın düzeltilerini yapabilmek için de kitabın tamamını baştan aşağı çözmem gerekiyordu. Ben çözemediğim soru olmadı mı zannediyorsunuz? Tabii ki de oldu. Peki nereden bakacağım? Yeni yazılmış bir kitabın videosu da yok. Nereden bakacağım? Abi oturdum. Tamam dizimi kırdım. Kafa tuttum soruya ve dedim ki çözeceğim seni. Ya başka yapacak bir şey yok. Şu an o soruların her bir hala aklımda. Çözebildiğim soruları çoktan unuttum. Ama çözemediğim sorular aklımda. Hep söylüyorum. Çözemediğin soru geliştirir seni. Tamam. Sakın aklından bu cümleyi çıkarma. Evet gençler. ikinci günümüzü bitirdik. Üçüncü günde ÖSYM bakış testinde. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.